rasul fakat Allah. O peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla bir kimse ben Allah'a itaat ederim de peygambere itaat etmem dese kafir olur. Allah'ımız hiçbir zaman bu itaatleri birbirinden ayırmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde Allah ve Resulüne itaat bir arada zikredilerek bunun önemine dikkat çekilmiştir. Rabbimiz böyle emretmektedir. Nisa suresinde de var. Efendim birçok surelerde var. Nur suresinde var. Mesela. Çoktur. İtaat boyun eğmek demektir. Laf dinlemek demektir. Şimdi akşam namazını kıldın, Allah'a itaat ettin. Sünnetini kıldın, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettin. İlim meclisine davet edildiniz. Bu gece burada sohbet var. Geldiniz. Kime itaat oldu? Hem Allah'ın peygamberine. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. İstecibu lillahi velil Allah ve peygambere icabet edin. Onların davetlerine gidin. İdâ deâkum livâ O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi sizi manen diriltecek, ihya edecek ilim meclislerine çağırdığı zaman, cihatta çağırdığı zaman, gazaya çağırdığı zaman mutlaka ne yapın? icabet edin. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Hayatül kalbi ilmun faktenimu kalbi kalp cehlin bu. Kalbin diriliği ilimledir. Onu ganimet bil. Kalbin ölümü cehalettedir. Ondan sakın. Şimdi bu kadar insanlar, bu kadar filmler, diziler, reklamlar, haberler, açık oturumlar artık millet neyi se seyredeceğini şaşırmış vaziyette. Her kanaldan kaç tane programlar fakat Allah'tan, peygamberden bir bilgi veren kaç tane? Çok az. Millet de bu ilimlerden mahrum. Allah'a itaat ne demek? Peygamber'e itaat ne demek? Hiç bunu konuşan yok, görüşen yok. Ucuz ucuz hesaplar. Ne kazanacağım, ne harcayacağım, ne yiyeceğim? Nereden biraz avantaj sağlayacağım? Avantaj edineceğim. Efendim, günümü gün edeceğim. Kendine göre herkes bir hesap peşinde. Yıl sonu, yılbaşı, tatil, ikramiye, bilmem ne, maaş... Şimdi ölsem Rabbim huzuruna çıkacağım. Ne cevap vereceğim? Bundan korkan ve bundan endişe edip de hazırlık yapan kaç tane? Allah bizi Celle Celaluhu ahiret için tedarik görenlerden eylesin. Gaflet etmekten muhafaza eylesin.